kapılardan bir kişi girecek mi? Yani bu bütün 8 kapısından ya fulan, ya fulan, ya fulan gel bu 8 kapıdan gir diye çağrılacak mı? Bu soru Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Resulullah Allah aleyhissalatu vesselam'a sordu. Gel hep beraber bu hadisi alalım. Gene Ravahul Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre naklediyor. Men kâne min ehlil salati du'ya min babi salâ diyor. Ve men kâne min babi el cihad ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله فهل يدعى أحد أو أحدا من تلك الأبواب كلها كلها برضه كسرة فتحة كلها فقال نعم وأرجو أن تكون منهم. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem her kim namaz ehlinden ise cennete namaz kapısından. Kim cihat ehlinden ise cennete cihat kapısından, sadaka ehlinden ise sadaka kapısından, oruç ehlinden ise reyyan kapısından gireceğini söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hal böyle olunca Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bunları duyunca dedi ki فداك أبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنام بابام سنة فدا olsun أي الله الرسول bu kapıların içerisinde hepsinden bir kişi bu kapılardan girecek mi yani bu 8 kapısından bir kişi girecek mi قال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم evet girecek ama ve umuyorum ki bunlardan sen olasın ya Ebu Bekir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Burada dikkat edilecek bir husus var. Madem ki herkes bu fiilleri işleyecek ve cennet ehli bu fiillerle girilecek ise ki cennet ehli kimlerdir? Namaz kılan, oruç tutan, hac yapan, Allah'ın bütün indirmiş olduğu emir ve yasaklarından yapan ve iştinab eden, emirleri yapan ve yasakları iştinab eden olan kişiler ne? Cennete girecekler. Madem ki öyleyse ha o zaman nedir? O zaman biz de cennete gireceğiz diyebilir bir kişi. Ama anne diyorlar ki böyle değil. Şimdi hal böyle olursa o zaman bizim Ebu Bekir Sıddık ile aramızda ne fark kalır? O zekat vermiş biz de vermiş o namaz. O zaman bizim farkımız olmaz. Alimler diyorlar ki bu hadise dayanan diyorlar ki burada bir püf nokta var. Bir kilit bir cümle var. Nedir? Ehli ya diyor. Ehli. Ne demek ehli? Mesela Hakan abim diyoruz ki bu işin ehlidir. Ne demek ehli? Yani işini en güzel bir şekilde yapıyor demektir ehli demek. Dolayısıyla ibadetlerine en güzel bir şekilde titizlikle yapanlar ancak o kapılardan gireceklerdir. Mesela sıradan öyle namaz kılmak var. Kılarsın aklın 50 yerde. Öyle ya. 50 yerde aklın var. Ne kıldığın, ne konuştuğun, ne okuduğunu bilmesin. Ve öyle kılarsın ki imamın arkasında tedebbürle, tefekkürle ve ayetleri anlamaya çalışarak veyahut da ne anladığını bilerek kılmak var. Fark var burada. Ha o zaman burada her ceza ol ihsani illa ihsan. Bunun karşılığında iyilikten başka ne olabilir? Dolayısıyla alimler diyorlar ki bu kapılardan girebilmen için mutlak bana nedir? İbadetlerinde ehli olman gerekiyor. Ehli. Yani en güzel bir şekilde bu ibadetleri yapanlar ancak bu kapılardan girecekler. Peki yapmayanlar ise adam sabah namazı kılıyor. Öğleni kılmıyor. Öğlen kılıyor, akşam ve yatsıyı kılmıyor. Sünnete riayet etmiyor. Yani Müslümandır ama fuhşu münkeratı işliyor. Bir sürü kebairleri işliyor. Bu adam ehli değil. Ha o zaman amine diyorlar ki bu Allah Celle Celaluhu bu tür insanları orada imtihan edecek ve onları yakışır bir şekilde nedir? Mükafatlandıracak. Dolayısıyla burada bu kapılardan ancak ehli olanlar girebilir. Bismillah. Evet. Dolayısıyla burada Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bu ibadetleri en güzel bir şekilde yaptığını bildiği için kendisine ve arzu en tekure minhum umut sen bunlardan olasın ya Ebu Bekir diye nedir? Bu sözü kullandı. Hatta bir defasında sallallahu aleyhi ve sellem barakallahu anh. Bismillah. Hocam bana da kulur mu? Tatlı. Bir defasında bugün içinizde kim cenaze iştirak etti? Ene ya Resulullah. Kim bir fakirin
karnını doyurdu. Ene ya Resulullah. Kim bir hasta ziyarette bulundu? Ene ya Resulullah. İşte her kim bir günde bu kısmetleri toplam olan bir kişi cennete girer buydu sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla burada Ebubekir Sıddık bu ibadetleri en güzel bir şekilde yaptığını bildiği için sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü kendisine kullandı. Peki cennet kapılarının genişliği hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hani bir şefaat hadisi var. El-hadisi şefaat tavil. İşte İsa aleyhisselama geliyor, Nuh aleyhisselama geliyor, Musa aleyhisselama geliyor. Ondan sonra aleyhisselatü vesselama geliyorlar. İşte ene lehe ene lehe o hadisin en son satırında işte bu ifadeyi kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki vellezî nefsü Muhammedin biyedih ma beyne el mesra'in min mesari'il cenne lekemâ beyne Mekke ve Hacer ev lekemâ beyne Mekke ve Busra. Hocam burada Hacer ve Hacer? Hacer. Hacer. Kemâ beyne Mekke diyor ki ama beyne Mekke ve Hacer ev kemâ beyne Mekke ve Busra diyor. Diyor ki cennet kapılarının kanatlar yani bu meddeşiden bile teşafi bile teşabih yani bu tarafından öbür tarafına kadar öyle geniş olacak ki diyor Mekke ile Busra veyahut da Mekke ile Hacer arasında olacaktır. Ve alimler diyorlar ki bu genişlik anlamını taşıyor. Yani o kadar geniş ki olacak hatta insanlar girdikleri zaman omuzları bile ağıracak. Öyle izdiham olacak. O kadar genişlik. Mekke ile Hacer hocam yani bu Bahreyn tarafında mı? Hacer. Hacer, Şam bölgesinde. Şam. Busra? Busra, Irak bölgesinde. Bazı alimler de diyorlar ki Busra Şam'dadır. Hacer, Bahreyn'dedir. Bazı alimler ama biliyorsunuz Bağdat'tadır diyorlar. Ama Aleyhisselatü Vesselam döneminde biliyorsunuz Basra diye bir şey yoktu aslında. Yani işte bazı alimler böyle söylüyor, bazı alimler böyle söylüyor. Doğrusu hangisidir Allah'a emanet. Yani kimisi diyor ki Busra Şam'da Arap tarafından Hacer ise Şam'da. Şam tarafında diyorlar. Allah'a emanet. Peki, oruçları ya